Bilmiyorum ne duyup ne duymadığın bir hayat tavsiyesi verir misiniz? Veremem. Bir şeyi 40 kere söylersen başına gelir. Ben artık neşeli şarkılar olmak istiyorum. Kendine bunu yapma. Niye imkansız aşklar için yaradılıyım? Zülfiye abla olarak cevaplayabilir misiniz? Merhabalar, ben Hülya Mutlu. Diyanar'ın yazar sohbetlerinde bugünkü konuk benim ve sizlerle olduğum için de gerçekten çok mutluyum. Ben yaşam boyu ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamış birisiyim. 2 tane kitabım var. Bunlardan biri tam üstüne bastın iş dünyası için iletişim. Diğer ise bu bir yatırım tavsiyesidir, psikolojik sermaye. Bugünkü programda sizlerden gelen soruları cevaplamaya gayret göstereceğim. Zamanda yolculuk yapmak mı yoksa zamanı durdurmak mı? İkisi de değil açıkçası. Ana sadece inanıyorum ve anda ne varsa ona tabi olmak. Ne geçmiş ne gelecek bize ait olan tek şey şu an. Dolayısıyla andan memnun olmak, anın tadını çıkarmak ve anla hemhal olmak diyebilirim bu soru için. Evet, başka bir soru seçiyoruz. Duygusal zekamı geliştirme konusunda tavsiyeleriniz nelerdir? Duygusal zekanın 5 tane boyutu var. Biri özbilinç, diğeri özdenetim, bir başkası motivasyon, ilişkileri yönetmek ve empati diye. Belki her biri için birkaç şey söyleyebilirim. Birincisi özbilinç, kendini fark etmek. Dünyadaki her şeyden kendini ayırt ederek kendine panoramik bakabilmek. Güçlü yönlerinin, karanlık taraflarının farkında olmak. Bunun için ne yapabiliriz dersek, hayat koşturmacası içinden şöyle bir durup, anda kalmak, zamanda kalmak. Bazen şöyle oluyor. Durmak ve sadece düşünmek. Adına ne derseniz bu eylemin. Meditasyon diyebilirsiniz, nefes egzersizleri diyebilirsiniz, namaz diyebilirsiniz, dua diyebilirsiniz. İnsanların çok tercih ettiği bir şey olmayabiliyor. Çünkü o an böyle karanlık bir odada hayaletlerle kalmış gibi hissediyorsunuz. Fakat o karanlık odada bir süre o hayaletlerle kalmaya katlanırsanız ya da zaman ayırırsanız, katlanırsanız biraz olumsuz bir cümle oldu. Kendinizle ilgili ciddi bir özbilinç içerisine giriyorsunuz. Çünkü o zaman yaşam senaryonuzu, karakter güçlerinizi, karanlık taraflarınızı, ilişkilerinizdeki döngüleri görmeye başlıyorsunuz. Duygularınızı ve düşüncelerinizi izliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok etkili bir yöntemdir. Ayrıca zaman zaman yazmak da aynı şekilde. Kendine dair, duygularına dair, hayatına dair öz bilinci artırmanın iyi bir yöntemidir. Bununla birlikte etrafımızdaki insanlardan geri bildirim alabiliriz. Geri bildirim şampiyonların kahvasıdır. İnsanların kendi geliştirmesinde ve öz bilinçle ilgili içgörü kazanmasında gerçekten geri bildirim almak son derece etkili ve güzel bir yöntemdir. İkinci boyutunda öz denetimden bahsedebiliriz. Duygusal zekanın çok önemli bir boyutudur. Ve bu boyutta da aslında bizden beklenen duygularımızı regüle etmek ve yönetmektir. Duyguyu regüle etmek ve yönetmek için öncelikle iyi bir duygusal okuryazarlık gerekiyor. Mesela literatürde raket duygu dediğimiz, tetiklendiğimiz zamanlarda ortaya çıkan duyguları fark etmek çok önemlidir. Ben her iki kitabımda da bu konuyla ilgili güzel ipuçları verdim. Tetiklendiğimiz duyguları fark etmek ve onun kök nedenlerini analiz etmek, duygu bizi tetiklediği zaman ona kapılmak yerine duygu repertuarından farklı duygular seçebileceğimizi bilmek çok önemli. Ve tekrar birinci boyutta önerdiğim şeyi meditasyon, işte bilinçli farkındalık, nefes egzersizi gibi çalışmalar da duygu ve düşünceyi regüle etmek anlamında gerçekten son derece işlevseldir ve bu boyuttaki öz denetim becerisini geliştirmek hayatımızın dinamiklerini de gerçekten değiştirir ve geliştirir. Diğer taraftan iletişim ve empati boyutları ile ilgili söyleyeceğim şeyler ise şöyle: iletişimle ilgili iyi bir öz değerlendirme yapmak, dinleme becerimizi geliştirmek mesela, empati ile ilgili alanlarda kendimizi geliştirmeye çalışmak, bütün bunları eş zamanlı yaptığımızda zaten içimizi derlemiş topluyoruz. Bütün bunları eş zamanlı yapmaya başladığımızda içimizi derleyip toplamaya da başlıyoruz. Kendi içini derleyip toplayan insanın dışarıyla çok da bir meselesi kalmıyor. O yüzden duygusal zekası yüksek insanların ve muhteşem, dingin, hoş bir enerjileri olur. Evet, sıradaki sorumuz. Sizi hep pozitif ve neşeli görüyoruz. Üzgün olduğunuzda neler yaparsınız? Ben her zaman pozitif ve neşeli biri değilim kesinlikle. Çünkü aslında bir jenerik bilgi haline geldi. İnsanların sosyal medyada gördüğümüz halleri
O an için kendilerini duygusal olarak en iyi hissettikleri anlar oluyor. Ben de herkes gibi acı çekiyorum, mutsuz oluyorum, depresif hissediyorum. Bir kere böyle zamanlarda haz ve hız çağı dediğimiz mottodan olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyorum. Tamamen haza odaklanmak yerine eğer iyi hissetmiyorsam buruk, incinmiş, kırılmış, depresif, kaygılı, umutsuz, o duyguya bir bakıp duygunun verdiği mesajı anlamaya çalışıyorum. Psikolojide PERMA modeli diye bir model vardır ve PERMA'nın P'si positive emotions, pozitif duyguları seçmek. Yani negatif bir duygum olduğunu fark ettiğimde onun içinde geçirdiğim süreyi kısaltmak için bir motivasyonum oluyor. Ama ne yapıyorsunuz derseniz davranışçı psikoloji mesela eylemlerden yanadır. Dolayısıyla ben önce iyi hissetmeyi beklemiyorum. Kalkıyorum. İlk yaptığım şey yürüyüş yapmak. Yani doğada yürüyüş yapmak bana çok iyi geliyor. İkincisi, kişiler arası psikoterapi bize şunu söyler. Depresyon varsa ilişki yoktur. İlişki varsa depresyon yoktur. Dolayısıyla kendimi böyle zorlanmış hissettiğim zamanlarda yürüyüşün dışında başvurduğum önemli kaynaklardan birisi bana iyi gelen insan ilişkileri içinde olmak ve sevdiğim insanlara temas vermek ve temas almak diyebilirim. Şimdi sıradaki soruyu alalım. Böyle sürprizli soruların gelmesi de çok hipnotik, hoş oluyormuş. Meditasyon yapmak istiyorum ama dikkatim çok dağılıyor. Tavsiye verir misiniz? Siz zaten meditasyon yapıyorsunuz, onu söyleyeyim. Dikkatim çok dağılıyor diyorsunuz. Herkesin dikkati çok dağılıyor. Şöyle düşünün, yaklaşık 1-1,5 saat kadar günde meditasyon yapan insanlar var. Ben onlardan biri değilim. Ben günde 10-15 dakika ancak yapabiliyorum. Fakat herkesin durumu bu. Yani bir türlü zihnimi durduramıyorum, düşüncelerimi durduramıyorum. Kimse durduramıyor. Fakat bir süre sonra şöyle güzel bir hal geliyor. Zihnindeki düşünceleri, duyguları izlemeye başlıyorsun. Olayları izlemeye başlıyorsun. Ve hayatına, kendine, zihnine, duygularına, yaşadıklarına bu panoramik olarak bakma hali gönlünde de bir ferahlama yaratıyor, zihninde de bir ferahlama yaratıyor. Yani size şunu söyleyeceğim, olmuyor diye düşünmeyin. Siz sadece öylece oturun. Ve bunu yaparken herhangi bir şeye de ihtiyacımız yok. Ne okyanus sesine, ne herhangi bir şekilde tütsü kokusuna. Sade bir çay gibi düşünün. Berrak bir şekilde sessizliğin ve zamanın içinde olmak ve özellikle ben mesela gözlerimi kapatıyorum çünkü göz çok güçlü bir duyu ve gözünü kapattığın anda zaten dış dünyayla ciddi şekilde ilişkin kesiliyor. Bir de bir şeyi yapa yapa öğreniyoruz. İnsan ya maruziyetten ya mecburiyetten öğreniyor. Zihnimizi sürekli duraklamaya maruz bıraktığımızda o gelip giden dikkat dağıtıcı unsurların da giderek azaldığını görmek mümkün olacaktır. İş hayatında burnout olmaktan nasıl korunuruz? Evet, tükenmişlik sendromundan bahsediyorsunuz. Ben anlam konusunu çok önemli buluyorum. Her ne yapıyorsak yapalım, yaptığımız işi anlamlı bulmak gerçekten çok önemli. Zannediyorum öğretmenim Mori ile Salı Buluşmaları isimli kitaptaydı. Şöyle bir hikaye var, diyor ki şen bir dalga denizde oynaya oynaya giderken birden kıyıya vuracağını fark ediyor ve tükeneceği için, biteceği için inanılmaz derecede üzülüyor, ağlamaya başlıyor. Kocaman bir dalga geliyor ve onu sarıp sarmalayıp diyor ki bir dakika ağlama, niye ağlıyorsun sen? Ve şöyle söylüyor, ben küçücük bir dalgaymışım, hiçbir önemim yokmuş, birazdan yok olup gidecekmişim. Ve büyük dalga ona şöyle söylüyor, diyor ki hayır küçük bir dalga değilsin, sen bu koskoca ummanın çok özel bir parçasısın. Ve insan yavrusu da bu dünyaya sadece var olmaya gelmiyor, bu dünyaya, dünyaya ve ötekine yar olmaya geliyor. Dolayısıyla bizi tüketen bir unsur varsa anlam var mı yok mu ona bakmak lazım. Ve eğer yaptığımız işte artık anlam üretemiyorsak ya da iş bizim değerlerimizle, yaşamla ilgili amacımızla örtüşmüyorsa tükenmişlik sendromuna iltica etmek bir o kadar kolay olacaktır. Bir de burada şunu önerebilirim. Kontrol edemeyeceğimiz dış faktörler üzerine enerjimizi çok fazla harcamamak, kontrol edebileceğimiz ve değiştirebileceğimiz unsurlara dikkatimizi kaydırmak etkili olabiliyor. Hiçbirisi etkili olamadı ve bu birkaç haftayı geçmiş bir süre ise kendimizi gerçekten kötü ve boşlukta hissedip tek başımıza baş edemiyorsak ben her zaman için ruh sağlığı uzmanlarından yardım almanızı tavsiye ediyorum. Sosyal medyada içerik üreten biri olarak sosyal medyanın bizleri yalnızlaştırdığını söyleyebilir misiniz?
Evet, söyleyebilirim. Çünkü sanal adı üstünde ikinci bir alem yarattık ve bu alemdeki etkileşimler ve temaslar birçok insan için yeterli olmaya başladı. Hatta o kadar her şey buradan akıp gidiyor ki aile içinde insanlar birbirleriyle aynı ev içinde haberleşmelerini bile sosyal medya kanalları üzerinden yapabiliyorlar. Ve giderek insanın birbiriyle sahici temaslar almasının önüne bir set gibi geldi adeta sosyal medya. Ve bu bize iyi de gelmedi. Yeni yapılan bir araştırmanın sonucuna göre rakamlar tam aklımda olmamakla birlikte Türkiye'de depresyon ve antidepresan kullanımı giderek artıyor. Yaşamımızda çok değişen şeylerden birisi de sosyal medya. Oradan aldığımız uyaranlar, maruz kaldığımız enformasyonlar ve geçirdiğimiz vakit bizi hem kendimize hem de ötekine yabancılaştırıyor diye düşünüyorum. O yüzden kasıtlı ve planlı olarak güçlü ve sahici insan ilişkilerine zaman ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Eda Naz karakterini çok seviyorum. 2023'te Eda Naz'ı daha çok görmek istiyoruz. Evet, mizahla oluşturduğum bazı karakterler var benim. Onlardan biri de Eda Naz. O karakterleri, o personaları oluştururken aslında benim odaklandığım en önemli şey onların bizden biri olması. Hayatımızda onları biraz daha evet ya bu benim ya da bu benim kardeşim bu bizden biri deyince daha çok seviyoruz. İnşallah Eda'nızı 2023'te 2023 bitmeden bir iki video çekebilirim. 43 yaşındayım. Yazılım sektörüne ilgi duyuyorum. Sizce yeni bir kariyere başlamak için geç kaldım mı? Ben geç kaldığınızı düşünmüyorum. Şuna inanıyorum ama hani şu da değil, benim Amerikan psikolojisinden böyle insanların tepesinden boca edilen sen yeter ki inan her yaşta her şeyi başarabilirsin. Bu benim inandığım bir şey değil ama benim inandığım şey şu, bir kere tutkunun gücüne çok inanıyorum. Yani bir insan bir şeyi tutkuyla istiyorsa onunla ilgili eyleme geçme kabiliyeti de yüksek oluyor. Birkaç fonksiyon bir arada bakmanızı tavsiye ederim. Biri şu, benim bu işe karşı gerçekten bir tutkum var mı? İkincisi çok önemli, yeteneğim ve becerim var mı? Yani yatkınlığımızın olduğu alana doğru da bir ilgimiz olabiliyor. Yani bir konuda zaten hem yeteneğin var hem ilgin varsa oradan muhteşem bir şey çıkıyor. Bu alan para kazanılabilecek bir alan mı? Şu an için bu öyle bir alan görünüyor. Ve bu alana dünyadaki insanların ve dünyanın ihtiyacı var mı? Bu dört tane soruyu arka arkaya sorduğumuzda cevap bizi doğru yere götürüyor. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Yaş bariyerine takılmayın. Yaş asla bir bariyer değildir. Ama bu dörtlü soruya bir bakın. En sevdiğiniz dizi ve filmleri sorsak. En sevdiğim film Life is Beautiful. Duygusal dayanıklılıkla ilgili çok güzel mesajları olan bir film. Ve oyunlaştırmayla ilgili de çok güzel şeyler var bu film içerisinde. O yüzden onu çok seviyorum. En sevdiğiniz dizi. Bu aralar tekrar TRT'de daha önce çekilmiş bir şey vardı. Yunus Emre'nin hayatını anlatan. Ona döndüm ve izliyorum. Yunus çok özel bir zat-ı muhterem diyeyim. Yani sadece tasavvuf külliyatına katkıları olan bir mutasavvıf değil, aynı zamanda çok derin bir felsefesi var. Ve 800 yıl önceden söylediklerinin, yaptıklarının bugüne sirayet etmesi beni çok etkiliyor. Dolayısıyla bu aralar onu tekrar izliyorum. Evet. İstifa etmek mi, boşanmak mı daha zor bir karardır? Evet. Değişir. Murat Hamunga'nın bir sözü aklıma geldi. Şöyle diyordu, terk etmeyi bilenler kazanır. Eğer bir iş ya da bir eş size iyi gelmiyorsa, değerlerinize hizalanmanızı sağlamıyorsa ve artık ben bu ilişkinin içinde iş ya da eş fark etmez, kendimi gerçekleştiremiyorum, ben değilim diyorsak yeni bir karar vermenin zamanı gelmiştir. Fakat ne yazık ki bazen kader örüntülerimiz içerisindeki oyunlar, bu oyunların üç ayağı oluyor, kurban, kurtarıcı, suçlayıcı. Bu oyunlar içerisinde biz bazı ilişkiler içerisine gireriz ve o ilişki bizi tarumar etse de içinden çıkamayız. Yani bu kötü bir evlilik olabilir, kendimizi sürekli kurban rolünde hissettiğimiz ve bir kurtarıcı aradığımız ya da tam tersi iş yerine gideriz
bir zorbaya dönüşür ya da bir zorbaya maruz kalabiliriz. Dolayısıyla insanın yine kendi kader senaryosuna bakarak ne var beni burada tutan, bu beni mutsuz eden ama konforlu görünen alandan niye çıkamıyorum diye sorması gerekiyor. O yüzden hangisi zor bilemiyorum ama çıkmamız gereken yerlerden çıkmamıza engel olan korkular ve bahaneler neler, onunla yüzleşmek daha kıymetli gibi geliyor bana. Çırak, kalfa ve usta düzeni yeniden gelmeli diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Evet, yani çıraklığını yapmadığımız işin ustalığına soyunmak belki de bu hız çağının önemli handikaplarından biri oldu. Güzel bir yaklaşım, neden olmasın? Yani biraz da o işin acemisi olmanın da keyifli olduğunu fark etmek. Hatta bazen de yaşam boyu işin bir tarafında çırak kalmaya da talip olmak önemli diye düşünüyorum. Ama bunlara bakarken mesela hiyerarşik olarak değil, öğrenme derinliğinde bunlara çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bununla da ilgili böyle. Şimdi skeçleri nasıl yazıyorsunuz, seviliyorsunuz? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de sizleri seviyorum. Skeçleri şöyle yazıyorum. Mesela insanlarla tanıştığımda bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler yapıyorlar ve diyorum ki aa, tam bu diyorum skeç olabilecek bir tip. Mesela örnek vereyim, geçen haftadan adamın biri şey dedi. Ben dedi çok kinciyimdir, aşırı derecede biliyor musunuz dedi. Ya niye öyle yapıyorsunuz falan, defterini çıkarttı çat gösterdi. Buraya dedik, bu benim kin defterim, buraya yazıyorum dedi. İşte ben dedi dalımı kıranın ağacını kökünden sökerim. Hah dedim, tam işte Zülfiye ablaya uygun bir skeç lafı. Orada onu not aldım. Ya da işte bir başkası dedi ki şey dedi, işe alırken dedi bazı şeylere takılıp kalıyorum, önyargılarım oluyor. Mesela dedi biri gelmişti, işe durandı dedi. Bana duran adam lazım değil, ben duran adamı işe almam dedim, almadım dedi. Bir yıl sonra geldim ki benim yöneticim onu işe almış, adam bir çalışkan çıktı dedi. Bütün sınıf güldük yani işte önyargılarla ilgili hayatımızdaki konular. Yani ben biraz şöyle, izahı olmayanların mizahı yapılır diye düşünüyorum ve insanların personalarından böyle bana akan, komik, neşeli, eğlenceli tarafları not alarak bir de karakterleri birleştirerek yapıyorum. Yani benim bir karakterimin içinde, bir edanızın içinde en az 6-7 tane insanda gördüğüm yaklaşımlar oluyor. O şekilde yapmaya çalışıyorum. Merhaba, benim adım Eda Naz, 22 yaşındayım. Çalışma hayatına yeni atıldım. Hiç çalışmayıp çalışıyor gibi görünmek çok zor. Yani akşam eve gittiğimde böyle kendimi sıkmaktan bu kılıçlarım ağrımış oluyor. Hemen şöyle bakalım, 30'umuzdan sonra kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu soruyu cevaplarken Zülfiye abla olarak cevaplayabilir misiniz? Yengem geçmiş bayramı mübarek olsun Zülfiye ben. Hey yenge, biz de işte Serkan'ın ilk bayramıydı ya, Fareye gile gittik. Kız Fareye işte Serkan'ın nişanlısı. Ya Feraye mi Fareye mi ben bilmiyorum, dilim dönmüyor işte. O yenge çok zor geçti. Evet, bu komik bir talep olmuş. Şimdi ben de düşündüm, Zülfiye abla olsa ne derdi acaba bu durumda diye. Zülfiye ablanın böyle bir skeci var aslında, oğlu Furkan'a atar gider yaptığı. Ve orada diyor ki acemi katır yükünü kapının eşiğinde indirir diyor. Acemilik edip hemen diyor yanlış davranışlarda bulunma. Sonra aynı şekilde o şeyde diyor ki masa masaya benzer, güvey paşaya benzer diyor. Sen diyor kendini ayrıştır yavrum, ayrıştır ki öbürleriyle karışmayasın diyor. O yüzden de farklılaşmayan her şey metalaşıyor. Metalaşmamak için farklılaşmak ve bolca öğrenmek gerekir. Ve yine Zülfiye abla şöyle söylüyor. O elini her taşın altına koyarsan o elini ya yılan sokar ya da çıyan. Yani elimizi her taşın altına koymak yerine belli konulara odaklanmak ve o konularda o alanın en iyisi olmak çok önemli. Ve ilişkilerimizde de marifet iltifata tabidir ilkesiyle hayatın paydaşı olan kişilerle çok çok iyi iletişim kurmamız lazım. Ve böyle her şeyi beğenmeyen, her şeye söylenen aşırı mükemmeliyetçi insanlar kendi başarılarını da baltalıyorlar. Yine bir Zülfiye abla lafıyla söyleyeyim siz söylediğiniz için. Diyor ki hamama girer kurnayı beğenmez, düğüne gider zurnayı beğenmez. Yani böyle insanlardan olmamak lazım. Mütevazı, tatlı, takdirini, taltifini ileten insanlar daha başarılı ve daha mutlu oluyorlar her şeyden önce. Evet sevgili dostlar,
mobbinge uğradığımızı nasıl fark ederiz? Yani çok kritik bir konu. Burada belki biraz mobbingle ilgili okumak da lazım. Çünkü bu bir zorbalık türüdür. Ve bunun kriterlerinin gerçekten farkında olmak lazım. Son zamanlarda şunu fark ediyorum. İnsanlar temel sorumlulukların ifade edilmesi ve söylenmesini de mobbing kategorisine alır oldular. Yani bu veyahut da kendilerine yapılan zorbalığın normal sanmayla ilgili de bir durum söz konusu oldu. Her ikisini de eşit derecede tehlikeli buluyorum. Bunun için mobbing üzerine yazılmış çizilmiş makaleler ve içerikler tüketerek kendi yaşadıklarınıza bakabilirsiniz. Daha da işin içinden çıkamıyorsanız bu alanda çalışan uzmanlara yaşadığınız hadiseyi anlatarak bunun bir mobbing olup olmadığını, eğer mobbing kategorisindeyse nasıl yöneteceğinizi sormak ve destek almak en doğru hal olur. Bunun uzmanı kesinlikle ben değilim. Evet, sizi anlatan bir kitap, bir şarkı. Aa, çok hoş. Şimdi bunu geçen de şöyle düşündüm. Davranışçı psikolojide söylemler çok önemli. Zihnimizde acayip bir yer yapıyor ve bunlar bizi bir yerde kadere doğru da götürüyor. Mesela ben bir ara çok uzun yıllar şunu fısıldardım. Erol Evgin'in bir şarkısı var ya. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Sonra bunu kendi kendime bıraktım. Niye imkansız aşklar için yaratılayım diye. Gerçekten çok söylediğimiz ve çok içinde olduğumuz söylemler, şarkılar vesaire koşullanmamızı sağlıyor. Yani bu şey diyor ya Anadolu'nun kadim bilgeleri, bir şey 40 kere söylersen başına gelir diye. O yüzden ben artık neşeli şarkılar olmak istiyorum. Mesela bir şarkı olsam John Lennon'un Imagine şarkısı olmak isterim. Çünkü hayal etmenin, güzel bir dünya kurgulamanın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Sessiz istifa psikolojisine girmiş birine tavsiyeleriniz nelerdir? Kendine bunu yapma. Çünkü bu kendini cezalandırmak, kendi potansiyelini, performansını kullanmamak demek. Az önce Murat Anmunga'nın sözünü söylemiştim. Terk etmeyi bilenler kazanır diye. Bir yerdesin ve artık burası senin değerlerine hitap etmiyorsa. Çünkü insanlar değerleri olan şirketlerde mutlu olmuyor. İnsanlar değerleri kendi değerlerine uygun olan şirketlerde mutlu oluyor. Ve burada ben artık bu şirkette mutlu değilim, değerlerime uygun değil diyorsak, varoluşçu psikoloji bize diyor ki sorumluluk al ve seçeneklerin üzerine düşün. Çünkü orada bütün bu mutsuzluğuna rağmen kalmayı seçmek insanın kendine yapacağı en büyük haksızlıklardan biri. Bu kabul edilebilir bir şey değil ve adil de değil hiç kimse için. Kendi zamanını, enerjini boş yere israf ettiğin gibi oradan maaş alıyor olmanın da adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Ve bu moda kavramın içerisine yerleşmemeyi hararetle tavsiye ediyorum. Bana hiç kimseden duymadığım bir hayat tavsiyesi verir misiniz? Veremem. Ben bilmiyorum ne duyup ne duymadığınızı ama şunu söyleyebilirim. Pozitif psikolojide PERMA modeli diye bir model vardır. Bu model der ki hayatını şu tavsiyeler etrafında yaşa. Az önce hafif bir girizgah yaptım aslında. PERMA'nın P'si positive emotions, olumlu duygular. Yani negatif duygulara hayatını terk edeceğine olumlu olanı seçme kabiliyetini kullan diyor. PERMA'nın E'si engagement. Engagement'ın Türkçe'ye çevrilmiş hali angajman. Yani namı diğer akış. Şunu düşün, ben hayatta ne yaparken tam bir akış içindeyim ve kendimi gerçekten o deneyimin içinde çok çok iyi, çok çok mutlu hissediyorum. Neden bunu düşün? Çünkü o deneyim sana en iyi gelen ve mutlu olduğun zamanlar. Yani hayatta psikolojik iyi oluşunu artırmak istiyorsan bu tarz deneyimleri çoğaltmak gerekir. Hele hele yaptığın iş sende angajman yaratıyorsa sen dünyanın en şanslı insanlarından birisin. O yüzden önemli tavsiyelerimden biri akış yakaladığımız işleri yapmak. PERMA'nın R'si relationship. İyi insan ilişkileri kurmak çok gereklidir. Yine güzel bir tavsiye olarak anlamlı sosyal bağlar kurmak. A değil, bağ oluşturmak. PERMA'nın M'si meaning, anlam. Anlamlı bir hayat. Ve bunun için şunu da tavsiye ederim. Anlamı sadece tek bir şeye yüklediğimizde o hayatımızdan çıkıp gittiğinde mutsuz birine dönüşüyoruz. Yani bütün odağında iş olursa
iş hayatından çıktığında ya da emekli olduğunda mutsuzlaşırsın. Bütün odağın çocukların olursa mesela, çocukların evden uçup gittiğinde mutsuz birine dönüşebilirsin. O yüzden anlamı da çeşitlendirmek önemlidir. Ve Perman'ın A'sı achievement, başarı. Kendine gurur duyacağın başarılar elde etmek ve bu başarılara dönüp böyle arada kendini takdir etmek çok önemlidir. Bunun dışında başka bir tavsiyem de benim mottom. Yaşam boyu öğrenciliğin ve öğretmenliğin hiçbir zaman bitmesin. Çünkü psikolojik iyi oluşun önemli bileşenlerinden biri hiç şüphesiz entelektüel iyi oluştur. Ve son sorumuz. Psikolojik sermayenizi nasıl artırıyorsunuz? Bunu merak ediyorsanız her şeyden önce benim bu bir yatırım tavsiyesidir. Psikolojik sermaye kitabımı alıyorsunuz ve okuyorsunuz. Çünkü orada o kadar egzersizler var ki, yani burada anlatmaya başlasam herhalde 20 saatlik bir program çekebiliriz. Hatta ilk kitabımda da tam üstüne bastın iş dünyası için iletişim. İletişimimizle psikolojik sermayemizi nasıl güçlendireceğimize dair bir sürü içgörü var. O yüzden öncelikle kitaplarımı bir okumanız çok faydalı olabilir. Gelelim benim kendi rutinlerime ve ritüellerime. Psikolojik sermayenin 4 boyutu vardır. Öz yeterlilik, umut, iyimserlik, duygusal dayanıklılık. Şimdi öz yeterlilik kendi güçlerinin ve kapasitenin farkında olması ile ilgili bir şey. Bununla ilgili ben kendime bunu hatırlatıyorum ve zaman zaman da hayat beni zorladığında diyorum ki bak senin şöyle şöyle karakter güçlerin var, bunları kullanabilirsin. Ve Kierkegaard diyor ki yaşam geçmişe doğru anlaşılır, geleceğe doğru yaşanır. Şöyle geçmişe doğru baktığımda görüyorum ki bir sürü şeyin üstesinden gelebilmişim, bir sürü zorluğun. O bakışları arada atmanızı tavsiye ederim. Bu psikolojik sermayede etkilidir. Ayrıca şunu da düşünebilirsiniz. Başkaları benim hangi özelliklerimi takdir ve taltif eder? Çünkü orada da aslında çok önemli mesajlar yatar psikolojik sermayenin öz yeterlilik bileşenleriyle ilgili. Diğer taraftan ikinci bileşeni umut. Umut nesnesi gelecekte olan bir unsurdur ve umutlu olabilmek için de hayal kurmak lazım. Ben de hemen hemen her gece yatağa yattığımda hem ertesi günü hayal ederim hem de ömrümün, yaşam yolculuğumun kalan kısmının nasıl geçmesini arzu ediyorsam zihnimde onları canlandırırım. Ve daima umudumu diri tutmak için hedeflerim vardır. Yani hayali hedefe dönüştürerek kavramsallaştırmak ve o hedefe ulaşmak için de yolda olmak. Örnek veriyorum, şu an bir kitap sohbeti yapıyoruz. Senin de hedefin bir kitap yazmak olabilir. Günde bir sayfa yazsan 365 sayfa yapıyor. Yani bu şu demek oluyor. Ara sıra yaptıklarımız değil, düzenli olarak yaptıklarımız bizi geleceğe ve umuda taşıyor. O yüzden de umut var olabilmek için psikolojik sermayenin ikinci bileşeni sürekli bir eylem halinde olmak ve bizi hedeflerimize götürecek rutinleri ve ritüelleri hayatımızdan eksik etmemekle ilgili. Üçüncü bileşeni iyimserlik. İyimserlik kısmında birkaç şey var. Bir kere kendi sözlü koşullanmalarımızı değiştirmek çok önemli. Dilimi olabildiğince temiz tutmaya çalışırım konuşurken. Doğru şeyler ifade etmeye ve olumlu bir dille ifade etmeye çalışırım. İkincisi şükretmek, takdir etmek, başımıza gelene vardır bunda da bir hayır demek ve hayat bizi zorladığında da bu da geçer yahu felsefesiyle bakmak iyimserliği gerçekten çok coşturur. O yüzden bunu tavsiye ederim ama tam bir ritüel söyleyeyim. Her gece yatağa yattığımda o günü böyle adeta scanner'dan tarar gibi tararım ve şunu düşünürüm. Bugün iyi giden neler oldu? Bugün bana iyi gelen, şükredeceğim neler oldu? Ve o kadar şaşırıyorum ki gün içinde onlarca şey oluyor. Ama görebilmek çok önemli. Anadolu'da bir söz var. Göre nedir? Görene. Köre nedir? Körene. Yani iyimser olabilmek için hayatımızdaki görülesi şeyleri görmek, onlara karşı kör olmamak yönünde gayret gösteriyorum diyeyim, yapıyorum demek çok iddialı olur. Yolda olmak bile yeterince iyidir. Sonuncusu duygusal dayanıklılık. Psikolojik sermayenin duygusal dayanıklılık boyutunu artırmanın birkaç tane kendimce yolu yöntemi var. Burada biraz bütünselci yaklaşmak gerekiyor. Birincisi gerçekten yaşam tarzını düzenlemeden olmuyor. Çünkü psikoloji eğitimlerinde bize öğretilen önemli bir şey vardır. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır. Yani biyolojimiz, psikolojimiz ve içinde olduğumuz bağlam, toplum birbiriyle etkileşir. Onun için de biyoloji açısından şunlar önemli.
düzenli ve dengeli bir beslenme, diğer taraftan ise sedanter yaşamdan uzak, hareketli yaşamı tercih eden bir insan olmak. Günde en az 1-1,5 saat ne yapıp edip yürümenin yollarını araştırıyorum. Bunu çok uzun yıllardır yapıyorum. Bu bana çok çok iyi geliyor. Çünkü duygusal olarak zorlandığın zamanlarda fit olmak, işte içeride o biyokimyasal süreçlerinin iyi olması süreci iyi yönetmeni sağlıyor. Yine duygusal dayanıklılık için önemli unsurlardan biri hayatın merkezine bir anlam ya da bir amaç koymak. Çünkü o amaç şöyle oluyor. Sen düştüğünde eğer bir umudun, bir hayalin varsa onu hatırlayıp yeniden kalkabilecek kabiliyetlerin oluyor. Bir diğeri az önce aslında bütünsel yaklaşımlar için de söylesem daha iyi olabilirdi. Uyku düzenine dikkat etmek gerçekten çok önemli. Yani bedeni en az gece boyunca 7-8 saat dinlendirmek. Son dönemlerde geceden çalarak günü genişletmek çok moda oldu. Bu insanın asabını çok bozan bir şey. Duygusal olarak çok daha kırılgan, sinirleri bozuk biri yapıyor bizi. O yüzden bundan olabildiğince uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Kısaca ben psikolojik sermayemi artırmak için bunları yapıyorum. Umarım sizler açısından da faydalı olur. Evet, bugün Diyanar'ın yazar sohbetlerinde sizlerle olmak bana gerçekten çok çok iyi geldi. Sorularınızı cevaplamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Eğer kitaplarımı edinmek ve okumak isterseniz bu yayının altındaki linkleri tıklayarak alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum, canı gönülden kucaklıyorum. Yolumuzun bir gün bir yerlerde kesişmesini çok ama çok istiyorum. Hoşça kalın.